Bugün hava çok güzel, mutlu olmak çok kolay. Ben Barış Can abiniz, ben uvak uvak uvak. Bugün oynayacağız, biraz hoplayacağız, burada zıplayacağız, zık uvak uvak uvak. Balonları havaya, kuşları uçurmaya, ne dersiniz çocuklar, ne uvak uvak uvak. Şarkılar söyleyerek, çılgınca dans ederek, yarışmalı hepimiz, hep uvak uvak uvak. Bu sabah çok erken, güllerin içinden bir selam getirdim kucak dolusu hepinize. Bugün hava çok güzel, haydi bizimle coşun, dans biliyor musunuz, dans vak vak vak. Şarkılar söyleyelim, öpücükler verelim, bütün eller el ele, gel vak vak vak. Ne güzel çocuk olmak, bunun tadına varın, şarkılar söyleyerek çal vak vak vak. Balonlarımız nerede, iplerimiz nerede, yarışmalar başlıyor, oh vak vak vak. Bu sabah çok erken, güllerin içinden bir selam getirdim kucak dolusu hepinize. Bugün hava çok güzel, herkesi seviyorum, karşılık beklemeden sev vak vak vak. Derslerimiz pek iyi, yaşasın okulumuz, teneffüsler harika, zil vak vak vak. Tavşanımız zıplıyor, kedimiz miyavlıyor, köpeğimiz havlıyor, hav vak vak vak. Hayvanları sevelim, fidanları dikelim, temiz hava, bol güneş, al vak vak vak. Bu sabah çok erken, güllerin içinden bir selam getirdim kucak dolusu hepinize. Bugün hava çok güzel, sağlığımız yerinde, temizliği sevelim, gül vak vak vak. Palyaçolar bekliyor, gülmece güldürmece, seyirciler çok şirin, çok vak vak vak. Ben Barış Can abiniz, sizi çok seviyorum, bu oyun çok sürecek, çok vak vak vak. Haydi çocuklar hazır, kıyafetlere bakın, danslarımız başlıyor, vak 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 vak. Alkış, 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 alkış. Evet. Uzun bir yaz tatilinden sonra yine sizlerle beraberim sevgili çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Hem ekranlarınızın başına hem de stüdyoma hepiniz hoş geldiniz sevgili çocuklar. Biliyorsunuz ta 1997 yılından beridir her hafta cumartesi ve pazar ekranlarınıza konuk olduk. Hem Söz TV stüdyolarından, hem Söz TV ekranlarından, hem de son iki yıldır Uzay TV'den ortak yayınla sizin evinize misafir olduk. Diyarbakır'daki yaşayan çocuklarımızla birlikte, Diyarbakır'da yaşayan bu çocuklar bu hafta yangın haftasını kutluyorlar sevgili çocuklar. Bizim çocuklar ve Barış Can'da yangından korunma haftası işlenecek biraz sonra. Ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yangın, bir kez daha söyleyelim mi? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan itfaiye erlerimiz var. Şöyle bir sizi ayağa kaldıralım, bir görelim sizi. Hoş geldiniz, bir alkışlayalım abilerimizi. Onlar bu çok önemli mesleği icra eden arkadaşlarımızdan bir kısmı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden geliyorlar. Ve biz bu hafta yangından korunmanın yollarını hep beraber anlatacağız. Ben de bu kostümlerle, bu ulvi görevi yapan arkadaşlarımızın kostümlerini giyerek bu programa başlamak istedim. Yanımda da minik itfaiyecilerimiz var. Onlara da bir alkışlayalım lütfen. Hemen isimlerini alayım. İlayda. İranır. Ceyhan. Azat. Rıdvan. Özkan.
ve minik itfaiyecilerimiz iş başında olacaklar. Program boyunca yanımızda olacaklar. Şimdi Allah göstermesin, çok önemli bir konu. Yangın oluştuğu zaman neler neler yaşayacağınızı biliyorsunuz. Sonu çok kötü durumlara bizi götürebilir. İşte biz bugün burada bu programda yangından nasıl korunmanın gerektiğini size anlatacağız. Sevgili çocuklar, şimdi yangın deyince ne anlıyorsunuz? Hepimiz isterseniz hep birlikte bu filmi izleyelim. Yangın deyince ne anlıyorum? Ve solan hayatlar bırakır. İşte çok önemli bir konuyu bugün işleyeceğiz sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz ateş ve ısı insan hayatı için önemli bir ihtiyaçtır. Ateş kontrol altında kullanıldığında insanlara yardımcı olurken kontrolden çıktığında çok büyük zarar verebilmektedir. İşte ateşin kontrolden çıkıp gittikçe büyümesine yangın denir. Yangın en tehlikeli felakettir. Önüne çıkanı yakar, kül eder, siler, süpürür, ortadan kaldırır. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden çıkan yangınlar büyük zararlar doğurur sevgili izleyiciler. En küçük kıvılcımdan korkunç yangınlar çıkar. Küçük bir odada çıkan yangın önce eve yayılır. Sonra komşu evlere, mahalleye ve kısa bir süre içinde de koskoca bir şehre yayılır. Kısa bir anda yüzlerce bina yanar. Kül olur, eşyalar, insanlar, hayvanlar yanar, yok olur. Büyük maddi manevi zararlar meydana gelir. Hele orman yangınları daha çoktur sevgili izleyiciler. Biz de bugün burada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye erlerini konuk ettik. Onlarla birlikte bugün burada yangından korunmanın yollarını size anlatacağız. Bizim Çocuklar ve Barışcan programında bugün çok önemli bir konu var sevgili çocuklar. Şimdi gelin isterseniz yangın nasıl oluşuyor? Bu filmi hep birlikte izleyelim. Bir kıvılcımım. Çok kolaydır benim için yangın çıkarmak. Bir anlık dalgınlık ya da unutkanlığınızın sonucudur yangın aslında. Yanıcı bir madde, ısı ve oksijen bir araya geldi mi? İşte size yangın. Bu olaya da yangın üçgeni denilir. Hemen herkesin yangına dair anlatabileceği bir şeyler vardır. Bazen bir piknik ateşi, bazen bir elektrik prizi, bazen de bir mutfak tüpünü sorumlu tutarız çıkan yangından. Oysa yangınların çıkış sebeplerinin %99'unun insan eliyle olduğu çıkmış yapılan araştırmalarda. Bunun dışında doğada yıldırım ya da şimşek yüzünden yangınlar da çıkabiliyor. Ama bu doğanın dengesi için gerekli bir olay. Örneğin yıldırım düşmesiyle çıkan bir yangında genelde ormandaki en yaşlı ağaç yanar. Yanar ki böylece genç fidanlar için yer açılır. Yangın neden tehlikelidir? Çünkü insan yaşamını tehdit eder. Çünkü öldürücüdür. Çünkü yanma sonucu ortaya çıkan duman, ısı ve alev bize zarar verir. Yangın yerindeki dumanın bileşiminde bizler için tehlikeli olabilecek zehirli gaz. Evet sevgili çocuklar, yanımızda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yangın müdürlüğü, öyle mi diyelim? İtfaiye daire başkanlığından itfaiye erlerimiz konuk oldular bu hafta programımıza. Yangın nasıl oluşur? Onu öncelikle arkadaşlarımıza anlatmak istiyorum.
Siz tabii daha iyi bilirsiniz bu sorunun cevabını. Ama öncesinde ben sizleri izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Ben Diyarbakır İtfaiye Daire Başkanlığı'nda vardiya amacı olarak çalışmaktayım. İsmim Veysel Murat Tapan. Yangının nasıl oluştuğuna gitmeden önce sahin seyircilerimize ve Barış Bey'e bir teşekkür etmek istiyorum. İtfaiye haftasında bize zaman ayırdığı için teşekkür ederim. Bu arada bu sabah üzücü bir haber aldık. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Baydemir'in annesi vefat etmiştir. Öyle mi? Evet. Başkanımıza başsağlığı diliyorum. Ailesine ve kendisine sabırlar diliyorum. Ben de başkanımıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Evet. Yangının oluşumuna gelince arkadaşlar, yangın ısı, yanıcı madde ve oksijenin bir araya gelmesiyle oluşan kimyasal bir tepkimedir. Bu üç materyalden birisi olmadığı zaman yangının çıkmayacağını görüyoruz. Bizim yangınma söndürme prensiplerimizde ise söndürme çeşitlerimizden bu üçünden birini yok etmekle yangını ortadan kaldırmış bulunmaktayız. Yangına neden sebep olur? En başta insanoğlunun dikkatsizliğinden, tedbirsizliğinden, yangın tarifinden de anlaşılacağı üzere faydalanmak için yaktığımız ateş diyoruz. Nelerden faydalanırız? Yemek yapmak için tüp kullanırız. Pikniğe gideriz, mangal yakarız. Elektrik gider, mum yakarız. Bunlar hepsi bizim faydalanmak üzere olduğumuz şeylerdir. Bunların kontrol dışına çıktığı anda yangın dediğimiz oluşum meydana gelmektedir. Biz hiçbir zaman bunu unutmamalıyız ki yangın çok küçük, bir kibrit küçüklüğünde kibritin alevi kadar başlar. Bu alev kontrole almadığımız zaman ne canlar yaktığını, ne insanları öldürdüğünü hep beraber görmekteyiz. Bunun için dikkat etmemiz gereken çok basit birkaç şey vardır. En başta kontrol. En başta kontrol. Bütün ailemizi, çocuklarımızı bu yönde yetiştirmeliyiz. Yangın çıktığı zaman ne yapacağız? Yangın çıktığımız zaman... Oraya geçmeden evet. Önce küçük bir filmimiz var. İsterseniz bu filmi izleyelim. Yangın nasıl oluşur? Önce bu klibi izleyelim. Onun üstüne konuşuruz. Evet. Ben bir kıvılcımım. Çok kolaydır benim için yangın çıkarmak. Bir anlık dalgınlık ya da unutkanlığınızın sonucudur yangın aslında. Yanıcı bir madde, ısı ve oksijen bir araya geldi mi? İşte size yangın. Bu olaya da yangın üçgeni denilir. Hemen herkesin yangına dair anlatabileceği bir şeyler vardır. Bazen bir piknik ateşi, bazen bir elektrik prizi, bazen de bir mutfak tüpünü sorumlu tutarız çıkan yangından. Oysa yangınların çıkış sebeplerinin %99'unun insan eliyle olduğu çıkmış yapılan araştırmalarda. Bunun dışında doğada yıldırım ya da şimşek yüzünden yangınlar da çıkabiliyor. Ama bu doğanın dengesi için gerekli bir olay. Örneğin yıldırım düşmesiyle çıkan bir yangında genelde ormandaki en yaşlı ağaç yanar. Yanar ki böylece genç fidanlar için yer açılır. Yangın neden tehlikelidir? Çünkü insan yaşamını tehdit eder. Çünkü öldürücüdür. Çünkü yanma sonucu ortaya çıkan duman, ısı ve alev bize zarar verir. Yangın yerindeki dumanın bileşiminde bizler için tehlikeli olabilecek zehirli gaz. Evet, gördüğünüz gibi küçük bir kıvılcım, küçük bir unutkanlık, dikkatsizlik ve doğal yangınlar ve şimşek, yıldırım gibi doğal yangınlar da, doğal yangınların da oluşmasına neden olabiliyor değil mi? Sizi tanıyalım, neler söyleyeceksiniz? Adım Hasan Uğurlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda itfaiye çalışı olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 7 yıllık itfaiyeciyim. Şimdi az önce sizin de bahsettiğiniz gibi biz ateşi günlük hayatımızın hemen hemen her yerinde kullanıyoruz. En basit bir yemeğin pişirilmesinde bile bize ateş lazım. Bu ateş kontrolümüzden çıktığı an maalesef ki yangınlar başlıyor. Bu yangınlar sadece maddi zararlarla değil manevi zararlarla, can kayıplarıyla da sonuçlanabiliyor.
Yangının çıkış nedenlerinin en büyük sebeplerinden biri dikkatsizlik. Daha sonra ihmalkarlık ve tedbirsizlik geliyor. Kesinlikle. Dikkatsizlik biraz biz büyüklere düşen, değil mi? Evet, düşen noktalardan biri. Çocukların da ateşle oynaması çok büyük bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönde çocukları eğitmemiz lazım tabii. Özellikle velilerin. Tabii böyle itfaiye haftalarında da bizlerin televizyonlara çıkarak sizin gibilerin vasıtasıyla çocuklara itfaiye ile ilgili, yangınla ilgili bilgi vermek gerekiyor. Biraz da isterseniz itfaiyenin kuruluşundan bahsedelim. Diyarbakır İtfaiyesi. İsterseniz Diyarbakır İtfaiyesi'nin kuruluşu çok önemli benim için. Onu bir ayrı bir bölümde inceleyelim isterseniz. Evet. Şimdi yine ben yangına neler sebep olur konusuna dönmek istiyorum. Evet. Trafikte çarpışan arabaların çıkardığı yangınları da unutmamak gerekiyor tabii, değil mi? Bir filmimiz var, onu izleyelim, yine konuşacağız. Ben bir mutfak tüpüyüm. Sizin mutfaktaki en yakın yardımcınızım ama aynı zamanda en büyük düşmanınızım. Küçük bir dikkatsizliğiniz sonucu hemen alev alıveririm. Patlamalara, yangınlara, kayıplara sebep olurum. Peki bizim için bu kadar tehlikeli olan yangınlara neler sebep olur? Birçok nedeni vardır bunun. Bu nedenlerin başlıcası likit petrol gazı tüpleri, elektrik, doğal gaz ve yanıcı gazların yeterince dikkatli kullanılmamasıdır. Yangına karşı alınacak önlemleri bilmemek ve eğitim almamak da yangına davetiye çıkarır. Bilgi sahibi olduğu halde gerekli tedbirleri almamak, ütünün fişini prizde, yemeği ocakta unutmak da yaptığımız hatalardan birkaçı. Ben bir ütüyüm. Genelde zararsız gibi görünen bir ev aletiyimdir. Ama yine de birçok yangın çıkarmışımdır. Çünkü genelde ya açık unutulurum ya da bazıları fişimi prizden çekmeden evden çıkarlar. Öyle olunca da yangın... Evet, gördüğünüz gibi bir mutfak tüpü ya da elektrik ve doğal gaz dikkatli kullanılmaması sonucunda da yangınlar çıkıyor. Ve bir küçük ütünün fişini prizde unutmak bile yangına sebep olabiliyor. Neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi, mutfak tüpünde yangının çıkma sebeplerinden biri onun iletim kablolarının hasar görmesi ya da zamanla çürümesi ve bunların değiştirilmemesi. Bir öteki sebebi de tüpün kontrol edilmeden kullanılması. Çünkü herhangi bir kaçırma olduğu zaman yaklaşılan ateşte o parlayacak ve yangın başlayacaktır. Evet. Aynı şekilde ütünün unutulması ya da işte prizde unutulması yangının başlama sebeplerinden biridir. Sadece ütü değil, yani elektrikli eşyaların birçoğunun prizde unutulması yangını çıkaracaktır. Evet. Peki o zaman yanımızdaki arkadaşımızla tanışalım. Ben Orhan Sanrı, Diyarbakır İtfaiye Daire Başkanlığı'nda ekip amiri olarak görev yapmaktayım. 8 senedir itfaiyeci olarak çalışıyorum. Ben şöyle, arkadaşlarım zaten yangın konusunda bilgi verdiler. Ben itfaiyenin görevlerini anlatmak istiyorum. Buyurun. Şimdi hani halkımızın hepsinin kafasında itfaiye denince sadece yangınlara müdahale etmek gelir. Halbuki itfaiyenin görevi sadece yangınlara müdahale etmek değil. Biz her türlü patlama, çökme, kaza, mahsur kalma durumlarında teknik kurtarma gelen gerekli yerlerde teknik kurtarma yaparak insanları kurtarırız. Sel baskınlarına, doğal afetlerde insanların can ve mal güvenliğini tehdit edecek olan durumlarda bunu hani bertaraf etmek için gerekli kurtarma çalışmalarını yaparız. Mesela asansörde kalan bir vatandaşı da biz kurtarırız. Çatıda mahsur kalan bir kediyi de biz kurtarırız. Trafik kazasında sıkışan bir vatandaşı da biz kurtarırız. Sel durumunda evde mahsur kalan bir vatandaşı da biz kurtarırız. Depremde enkaz altında saatlerce mahsur kalan bir vatandaşı da biz kurtarırız. Yani evet, itfaiyenin görevleri... Sizin aslında birçok göreviniz var. Doğru. Doğru. Doğru, haklısınız. İsterseniz az önce bahsettiğim arabaların çarpışmasıyla ilgili filmi izleyelim. Bunun üstüne siz arabalarla ilgili bir arkadaşımızın konuşması gerektiğini söylemiştiniz az önce. O arkadaşımızı da hemen dinleyelim. Evet, izliyoruz. Meydana gelen bir kazada iki araç çarpışmıştır.
Araçtaki yakıtlar boşalarak buharlaşmıştır. Bu sırada küçük bir kıvılcımla bile yangın çıkabilir. Yaktığımız piknik ateşleri, mangallar, sobalardan veya taşıt egzozlarından çıkan kıvılcımlar sonucu da yangın oluşabilir. Ben bir izmaritim. Az mı yangın çıkardım trafikte giden yol kıyısına attığınızda beni? Az mı ormanı yakıp küle çevirdim? Az mı ocaklar söndürdüm? Dikkatsiz bir şekilde atılan bir sigara izmariti büyük bir yangına sebep olabilir. Elektrikli eşya ve malzemelerin bilinçsizce yanlış kullanımı sonucunda da yangın çıkar. Gördüğünüz gibi trafikte çarpışan arabaların çıkardığı yangın, egzozlardan çıkan kıvılcımlar ya da bir küçük sigara izmariti bile çok kocaman bir yangının oluşmasına neden olabiliyor. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle ben kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Seyfettin. İtfaiye Teşkilatı'na ben 2005 yılında başladım. 2008 yılından itibaren de bu görevi ben Diyarbakır'da yürütüyorum. Şimdi kısa bir giriş yapmamız gerekirse ben konumu şu şekilde toparlamak istiyorum. Demin gerçi arkadaşlarım bir şekilde toparlamaya çalıştılar. Şimdi yangın neden çıkar kısmından ben girmek istiyorum. Buyurun. Bir iki tane hani halkımızı aydınlatma adına bir iki somut örnek vermek istiyorum. Şimdi birincisi özellikle kış aylarında bunu biz bölgemizde sık yaşıyoruz ki zaman zaman özellikle kış aylarında bu yangınları biz sıklıkla görebiliyoruz. Nedir bu yangın? Bizim halk arasında UFO diye tabir ettiğimiz elektrikli ısıtıcıların özellikle... Bunlar çok önemli değil mi? Evet. Evet. Elektrikli ısıtıcıların gece yani halkımız, vatandaşımız Ahmet, Mehmet ve ben uyurken biz bunları fişte takılı unutuyoruz. Tabi gece haliyle aşırı ısıdan veya UFO'nun devrilmesi sonucu yangın çıkabilmektedir. Bu bir ikinci somut örnekle ben şu şekilde vermek isterim. Bizim annelerimiz olsun, ablalarımız olsun zaman zaman hani evlerdeki rutin işlerinden biridir. Evlerde ütü yaparlar. Annemiz veya ablamız ütü yaparken o anda ne oldu? Kapı zili çaldı. Veya mutfakta yemek var o aklına geldi. Hemen bıraktı gitti. Tabii o ara ne oldu? Ütüyü unuttu. Evet. Yemekle uğraşayım derken veya karşı komşunun eşi, hanımı çağırdı. Oraya gitti. Ütüleri, evet. Ütülerin fişini prizde unutmayacaksınız baylar bayanlar. O şekilde de yangınlar çıkabilmektedir ki bu şekilde biz çok karşılaşmışız. Peki aslında bir şey daha var. Çok önemli bir konu. Bacaların temizlenmemesi. Çok garip ama bacaların temizlenmemesi de yangınların oluşmasına neden olabiliyor. Elektrik tesisatlarının bozulması. Değil mi? Bu da çok önemli bir konu. İsterseniz küçük bir filmimiz var. Onu da izleyelim hep birlikte. Çok nedeni vardır. Bacaların temizlenmemesi ya da yakılarak temizlenmeye çalışılması. Yıldırım ve depremler sonucunda gaz, elektrik ve benzeri tesisatların dağılması. Bir de sabotaj vardır yangın sebepleri arasında. Yani insanlar tarafından kasıtlı olarak yangın çıkarılmasıdır. Evet sevgili izleyiciler, bugün ben böyle bu kostümlerle çıktım. İtfaiye eri oldum bu hafta, biliyorsunuz. Ben program formatına göre giyinmeyi seven sunuculardan biriyim. Çok da memnun oluyorum bu kostümlerle programları sunmak. Beni çok mutlu ediyor. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edeceğim. Masanın üstünde bir sürü materyallerimiz var. Öncelikle bu bir hortum. Şöyle alayım. Evet. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Bununla bir ilgimiz var mı? Var tabii. Yani bu hortumla bunun. Evet. 20 metre. Mikrofonu alalım lütfen. Ben tutayım, siz konuşun. Bu hortumumuz 20 metre uzunluğunda. Yaklaşık her aracımızda 7'şer 8'er tane bu hortumlardan var. 7 çarpı 20 dediğimizde 140 metreye kadar bu hortumu kullanabiliyoruz. Evet. Malumunuz üzerine Diyarbakır'da çarpık kentleşmeden dolayı sonucu ulaşamadığımız çok sayıda sokak var. Yanlış park giremediğimiz sokaklar. Bu hortumlar sizin işinizi kolaylaştırıyor. Bu hortum içi kavuşuk, dışı çok kalın bir plastik malzemeden yapılmış.
basınca dayanıklı hortumumuz. Çok güzel. Bilindiğiniz üzere biz 7. katlara, 8. katlara çatılarda çıkan yangınlara... Bu 20 metre yetebiliyor mu? İşte yetmiyor kat sayısına göre. Bunun standartı 20 metre. Hı hı. Gerekirse, daha uzunu var mı? Evet. Hayır, daha uzun yok. Gerekirse 7-8 tane hortumu buradan... He, şuradan bağlantı evet. yerimiz bağlantı var sevgili izleyiciler görüyorsunuz. İşte bununla evet. birkaç 20 metreyi buluşturabiliyoruz. Bu şu elimizdeki de turbolans diyoruz biz buna. Evet. Şöyle. Bu suyun 4-5 versiyon şeklinde atışımızı sağlıyor. Direkt atış yapıyor, toplu atış yapıyor, split şeklinde yani yağmurlama şeklinde dediğimiz atış yapıyor. 5-6 versiyonlu bir tabancamız diyelim yani silahımız diyelim. Yangın düşmanımız olduğumuza göre bu da bizim silahımızdır. Yangına müdahale ediyoruz. Çok güzel. Bunun normalde bunu takmadığımız zaman 10-20 metre atacak suyumuz bunu taktığımız zaman 40-50 metre mesafeye ve suyumuzu gönderen bir Harika. aletimiz. Bunlar sadece birkaçı aslında materyallerimizin evet. sadece birkaçı. Evet. Evet yangın tüpü de var. Bu yangın tüpü ile ilgili aslında çok söyleyeceklerimiz var. Tabii ki. Çok yanlış Tabii kullanılıyor ki. Zaman zaman değil mi? Evet. Evet buyurun. Çok yanlış kullanılıyor. Bu elimde gördüğümüz yangın tüpümüz kuru kimyevi tozdan yapılan bir yangın tüpüdür. Bunun birinci söndürme amacı elektriksel yangınlarda biz bunu kullanıyoruz. Evet. Elektriksel yangınlarımız nedir? Sigortadan yapılan bir kontak sonucu sigortada çıkan yangın, elektrik saatimizde çıkan yangın, binamızda panomuzda çıkan yangın. Bunu neden kullanıyoruz? Bu toz şeklindedir. İçinde sıkıştırılmış gazımız vardır. Bu tozu tabi su iletken olduğu için elektrik panolarımızda su sıkamıyoruz. Onun için bu kuru kimyevi tozla dediğimizde bunu kullanıyoruz. Bunun yanlış kullanma şekilleri oluyor sizin de dediğiniz gibi. Bu tüpümüzün ömrü 2 yıldır. 2 yıl içerisinde tüpümüzün içerisinde bulunan kuru kimyevi tozumuz özelliğini kaybeder. Lütfen tüm kullanan esnaf arkadaşlarımıza, araç sahiplerine rica ediyorum. Bunun son kullanma tarihi geçtiği zaman bunların dolumunu yapınız. Bakın çok önemli bilgiler evet. sevgili izleyiciler. Evet. Yoksa, altın bilgiler evet. bunlar evet. Hiçbir amacı kalmıyor. Bakın aracınızda bir yangın çıkıyor. Bunu takdir edersiniz ki biz bir yangına mesafeye göre değişiyor. 3 dakika, 5 dakika, 4 dakika, 6 dakikada varabiliyoruz. Onun için yangın demin de bahsettiğim gibi çok küçük başlar. Evet. İşte küçük başladığı zaman siz söndürün. Arabanız gitmesin. Çok güzel. Peki. Bu çok önemli. Bununla ilgili bir magazinimiz var. Evet. Biraz sonra onu izleyeceğiz. Programımızın ikinci bölümünde izleyeceğiz. Ama şimdi yangın için alınması gereken önlemler. Klibimiz var. Bu klibi evet. hep birlikte evet. izleyelim. İkinci bölümde programımızın ikinci bölümde programımıza devam edeceğiz. Evet. Tamam mı? Hadi bakalım. Almamız gereken basit önlemler vardır. Bu hayat kurtarıcı basit önlemleri şöyle sıralayabiliriz. Bacasız şofben kullanmamalıyız. Bacaların temizliğini her yıl uzman kişilere yaptırmalıyız. Küçük çocukların kibrit, çakmak gibi yakıcı maddelerle oynamasını engellemeliyiz. Evden ayrılırken çocukların üzerlerine kesinlikle kapı kilitlememeliyiz. Otomatik elektrik sigortası kullanmalıyız. Elektrikli ev aletlerinin fişlerini prizde takılı bırakmamalıyız. Isıtıcılarımızı perde, koltuk gibi nesnelerden uzak tutmalıyız. Gazla çalışan ev aletlerini sızıntılara karşı sık sık kontrol etmeliyiz. Likit petrol gazı tüplerinin değişimi sırasında kaçak kontrolünü kibrit, çakmak ve benzeri araçlarla yapmamalıyız. Gaz kaçağı hissedildiğinde gaz geçişini durdurmalı, kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırmalıyız. Yanıcı sıvıları cam olmayan kapalı kaplar içerisinde yakıcı maddelerden uzak, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamalıyız. Sönmemiş sigara izmariti ve kibrit çöplerini dikkatsiz bir şekilde atmamalı, kül tablalarını dökmeden önce kontrol etmeliyiz. Soba kullanırken yangınlara ve zehirlenmelere karşı dikkatli olmalıyız.